hizmetinize. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Parti Meclis Üyemiz Nevat Bey, İl Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Ayça Hanım Parti Meclis Üyemiz, yönetici arkadaşlarımız, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun hepinize selam ve saygıları var. Öncelikle sizden istirhamım, herkes bir yerine otursun. Buyurun, Allah razı olsun, oturun hele. Ben bir iki üç dakika derdimi dökeyim, ondan sonra oturacağım. Siz bir oturun. Değerli arkadaşlar, Kılıçdaroğlu'nun hepinize selam ve saygıları var. Bölgede işsizliği biliyoruz. Elektriklerin sürekli kesildiğini biliyoruz. Baskının olduğunu biliyoruz. Adaletin olmadığını biliyoruz. Hukuk devletinin olmadığını biliyoruz. Özgürlüklerin olmadığını biliyoruz. Demokrasinin işlemediğini biliyoruz. Bu ülkede, ülkemizde barış için, demokrasi için, özgürlükler için, hak, hukuk, adalet için, Allah rızası için bize bir sefer destek verin, iktidara getirin, ülkede huzuru, barışı temin edelim. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum değerli kardeşlerim. Peki Kılıçdaroğlu termik santralı burada olduğunu biliyor mu? Evet, termik santralı var. Termik santralı burada yapılırken sizlere ücretsiz elektriğin verileceğini taahhüt ettiler. Ama bu taahhütlerini yerine getirmediler. Bu elektrik buraya verilmiyor, diğer bölgelere veriliyor. Size zehri koklatılıyor ama kanser vakaları bu sebepten dolayı %80 arttı canım ağabeyim. Bunlarla mücadele etmek, sağlığınızı, huzurunuzu temin etmek için bizim boynumuzun borcu. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar soruyu soruyor, biraz cevap verin. Söyle bu. Yarın iktidar olduğunuzdan dolayı. Evet. Her seçim gibi vaadetten, bu vaadetten dolayı mı olacak, yoksa milletin? Çok güzel. Arkadaşımız diyor ki, yarın seçim olsa verdiğiniz taahhütleriniz her zaman boş mu olacak, dolu mu olacak? Ya arkadaşlar, Allah rızası için 19 yıldır biz iktidara gelmedik ki vaatlerimizi yerine getirelim. Biz dedik ki emekli kardeşimize efendim iki emekli maaşı vereceğiz dedik. Aile sigortasını getireceğiz dedik. Çiftçiye destek yağdıracağız dedik. Biz iktidara gelmedik ki belediyelerle ilgili dediler. Bakın belediyelerimiz bu koronavirüs döneminde mevcut olan kaynakları insan odaklı olarak, sosyal adalet olarak, gerek Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, orada yaşayan hiçbir insanı mağdur etmedi. Hiçbirini etmedi. Siz yeter ki denenmişi denenmeyin arkadaşlar. Denenmiş, denenmemiş olanları bir deneyin. Ne dediler bize? Siz belediyeciliği yazamazsınız. Şu anda Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin tarih yazıyor belediyecilikte kardeşim. Yani burada ben bugün Cizre'deydim. Dicle Nehri'ne ya tuvaletin pislağın suları akıyor arkadaş. Dicle Nehri masmaviydi. Dicle Nehri şimdi zehir akıyor. Orada ne canlı yaşıyor, onunla vatandaşımız ne yapıyor? Tarımcılık yapıyor. Orada domatesini, pamuğunu, patlıcanını, biberini onunla suluyor. Arkadaş, bu Cizre'nin, Silopi'nin sağlıklı çevrede, bir çevrede yaşam hakkı yok mu? Çöp tesisi yok, çöp tesisi. Çöpü götürüp koyuyor, yakıyor. O toz dumanda yine vatandaşın havası kirleniyor. Anlatılacak çok şey var. Bir, umutsuzluğa kapılmayın. Umudunuzu yetirmeyin. Sizden istirham ediyorum. Mutlak suretle ülkemize demokrasi de gelecek. Barış da gelecek. Hukuk da gelecek. Adalet de gelecek. Özgürlükler de gelecek. Liyakat da gelecek. Canım abi. Var mı başka sorun baba? Keşke benim gibi diğer tüm milletvekilleri de gelip burada sizinle yüzleşse. Söyle baba. Söyle baba. Sen bağırmadın, anlatıyorum. Millet şunu istiyor. Millet şunu istiyor. Bak, söyle. 98 gibi, 2002 gibi bu biber tankeler mazot getiriyorlar millet. Evet. Millet parası cebinde görsün. Bir. Evet. İki. Kürt sorunu
kökünde kalacaksın. Evet. 3. İşsizlik bitse. Evet. 4. Kalbi sandığına bir çocuk olursa. Evet. 5. Fakir fukaraya yardım yapılmasını öneriyorlar. Ya büyükşehir evet. Belediyelerimiz eskisinden daha arttırdı ya. Hepsini kabulüz. Senin bu söylediklerin hepsini altına imza atıyoruz. Aynen bu sorular için iktidarı istiyoruz. Tamam abi bunlar için zaten sahibiz. Peki. Hepinize saygılar Allah'a ısmarladık arkadaşlarım. Çay içecek miyiz? İçeceğiz. Hadi içelim. Baba gel çay da iç. Sen nereye gidiyorsun? Peki kardeşim gel. Başka bir şey yok. Tamam baba. Bizden bir para gelecek yeter. Evet aynen katılıyorum sana. Bizden hiçbir şey istemiyor. Bak her şey bu. Evet baba. Aynen haklısın. Biz de zaten onu istiyoruz abi. Ya da onun için kalbimiz. Benim baba. Gel baba. Tamam.